Değerli basın mensupları, Erciyes'in eteklerinde Selçuklu'nun kalbi, benim asli memleketim olarak gördüğüm Kayseri'ye bir kez daha gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Kayseri, her zaman söylerim, zirvelerin şehridir. Erciyes zirvesinin, ahlakımızın piri Ahi Evra'nın, mimarimizin piri Mimar Sinan'ın ve kadınlarımızın öncüsü Hunat Hatun'un, Gevher Nisibe'nin ve diğer nice büyüklerimizin diyarıdır Kayseri. Kayseri girişimin ruhudur. Kayseri, herhangi bir Kayseri'nin tek başına bütün dünyada ticaret yapmasını sağlayacak kadar ticaret kültürünün yerleştiği, geliştiği bir yerdir. Kayseri gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru ve ülkemizin ufkudur. Aslında daha önce kongremiz için Kayseri'ye gelmeyi düşünüyordum. İl Başkanımız Zülküf Bey'in davetiyle. Ancak pandemi şartlarına geldiği için gelememiştim. Bu sene Ekim ayıyla birlikte ilk Kayseri'ye gideceğim dedim. Yeni bir dönem başlıyor Ekim'le birlikte Türk siyasetinde. Ve zor şartlarda biraz önce çok kısa bir mesafede sizler de şahit oldunuz. Emeklerimiz feryat ediyor 1500 lirayla nasıl geçineceğiz diye. Çiftçimiz mazot ücretlerinin dengelen zamlardan feryat ediyor. Esnafım işsizlikten feryat ediyor. Kayseri'de eğer bu feryatlar varsa Türkiye'nin her yerinde çok daha büyük feryatlar var demektir. Çünkü Kayseri ve Kayserililer kolay şikayet etmeyen, ekmeğini taştan çıkaran, en zor şartlarda bile ayakta kalabilen yiğit insanlardır. Ülkemizin bu şartlara gelmesine sebep olan en önemli zaaf, büyük eksiklik, ekonomi yönetimindeki büyük hatalar, cehalet, açık ve net ifade ediyorum. Merkez Bankası'nı başkanı 3 yılda 4 kez değiştiren bir anlayış. Enflasyonu, kuru, dövizi arasındaki dengeyi bozup üçünü bir anda yükselten bir anlayış, bir yaklaşım, bir cehaletle karşı karşıyayız. Aynı şekilde 5 yıl önce ülkeyi bıraktığımız şartlarla mukayese edildiğinde doların 2.80'den 9 liraya, enflasyonun 3.2'den %44'e, üretici enflasyonu, tüketici enflasyonu 5.5'tan 19.58'e çıktığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Akraba kayırmacılığı ve her geçen gün milletin umudunu kıran lüks, şatafat, israftır. Biz siyasete bunlar için girmedik. Biz siyasete Hazreti Ömer adaleti için, biz siyasete yolsuzluklarla, yasaklarla, yoksullukla mücadele için girdik. Ama bugün maalesef yoksulluk diz boyu, yolsuzluk her yerde, yasaklarsa insanların konuşmasını bile engelleyecek düzeyde. İşte bunun için yola çıktık. İşte inşallah bütün işte emeklerimizin feryadı burada. Bunun için buradayız. İnşallah ülkeye tekrar bereketi getirecek bir siyasi yolculuğa çıktık. Emeklerimizin, işçilerimizin, çiftçilerimizin şartlarını iyileştirecek ve gelir adaletini sağlayacak yeni bir siyasi mücadelenin içindeyiz. Siz basın mensuplarına da yakın ilginiz için teşekkür ediyorum. İnşallah akşam sivil STK toplantısında birlikte oluruz. Cumartesi sabah yarın sabah da basın toplantısında birlikte olacağız. Bütün sorularınıza cevap vermeye orada ne sorarsanız olursa cevap vermeye hazırız.